İstanbul Fatih'te biri bebek, 3 kişilik ailenin yaşadığı daireye tam 1254 liralık su faturası geldi. Bir yıllık değil, bir aylık. Aile faturaya itiraz etmek istedi ama aldıkları cevapla ikinci kez yıkıldı. Ben hamam işletmiyorum, yüzme havuzu işletmiyorum. Bu yüksek fatura nasıl bana gelir? Fatih'te biri bebek, 3 kişinin yaşadığı eve gelen bir aylık su faturası yok artık dedirtti. Şu 1254 lira nedir? Bana bunu açıklasınlar. Benim midir bu fatura? Yoksa bütün mahallenin su ihtiyacını benden mi karşılıyorlar? Bana bunu açıklasınlar. Burcu Say'ın eşi ve oğluyla birlikte yaklaşık 5 yıldır bu evde yaşıyor. Bugüne kadar en fazla gelen su faturası 60 liraydı. 60 bile bize çok fazla geliyordu. Ancak geçtiğimiz ay gelen su faturasını gördüklerinde gözlerine inanamadılar. Çünkü faturada tam 1254 lira yazıyordu. Bakın, geçmiş bir döneme ait fatura tutarım yok. Ben o suyu komple açık bırakıp İşe de gitsem, hafta sonu da su açık bir şekilde gelse yine bu şekilde bir fatura mümkün değil. Zaten sabah 7'de çıkıp akşam 9'da eve giren bir çiftiz. Evi kullandığımız 2 saat toplamda. Burcu Say'ın ilk şoku üzerinden atlattıktan sonra İSKİ'yi aradı. Faturaya itiraz edecekti. Ancak İSKİ yetkilileri önce faturayı ödeyin, ardından itirazınızı kabul edebiliriz deyince İkinci bir şok daha yaşadı. İSKİ ile telefonda konuştuğumuzda da faturadaki sayaç numarasıyla buradaki sayaç numarasını kontrol ettik beraber. Ama buraya gelip bir bakma zahmetinde bulunmadılar. Sadece parayı istiyorlar. Ama ben o para bana geri dönecek mi bilmediğim için ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdi ellerinde o kabarık fatura, kara kara ne yapacaklarını düşünüyorlar.